Boncuğun mavi gelme olasılığı 2 bölü 6 ve zarın da tek sayı gelme olasılığı arkadaşlar 1 bölü 2'dir. Dolayısıyla bunların çarpımları cevap olacaktır. 1 bölü 6 A şıkkı. Son 4'e bölünen sayı 60. İlk 4'e bölünen sayı 4 bölü 4 artı 1. Buradan 15 tane sayı var. Son 5'e bölünen sayı 60. İlk olarak 5 bölü 5 artı 1 12 yaptı arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey söyleyebiliriz. Burada toplam 27 tane sayı 4 veya 5'e bölünüyor deriz. Ancak 4'ün içinde 5'e bölünenler de var. Yani hem 4'e hem 5'e bölünen hangi sayı arkadaşlar? 20. 60 eksi 20 böyle 20 artı 1. Hakikaten de 20, 40, 60 yani saymaya bile gerek şey böyle yazmaya bile gerek yok da yine de göstereyim istedim. Böylece bunları toplayıp 3'ten de çıkarırsak 27 eksi 3'ten 24 tane 4 veya 5'e bölünen sayı var. Toplam 60 tane sayımız var. O zaman 60 eksi 24'ten 56 tane sayı arkadaşlar. Şey 56 nereden çıktı ya pardon. 36 tane sayı 4 veya 5'e bölünemiyor C şıkkı. Teorik olasılıkta arkadaşlar. Mavinin gelme olasılığı hangi yüz maviymiş? 1 yüz. Dolayısıyla teorikte de 1 bölü 6'dır aslında. Gerçekte deneysel olasılıkta mavi gelme olasılığı ne çıkmış arkadaşlar? Bakın 6, 4 daha 10, 12. Yani 1 bölü 2 çıkmış. O zaman 1 bölü 12 oldu bunların çarpımları. D şıkkı. Zarın asal sayı veya paranın tura gelme olasılığı demiş. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Veya demiş ya 1. Zarın asal sayı gelme olasılığı. 2, 3, 5. 1 bölü 2. E, tur, para da arkadaşlar yazı gelsin. 1 bölü 2 olasılık. Yani çarpı koyayım buna gelmeme olasılığı diğerinin. Sonra ikinci durumda arkadaşlar zarın asal gelme olasılığı yani 3 bölü 6'dan 1 bölü 2. Diğerinin de tura gelme olasılığı 1 bölü 2. Artı 2 3 5'ten birinin gelme olasılığı 1 bölü 2. Diğerinin de arkadaşlar tura gelme olasılığı 1 bölü 2. Gördüğünüz gibi hepsinin gerçekleşme durumunu topladığımızda cevap 3 bölü 4 E şıkkı. Veya ile yadayı sakın karıştırmayın. Veya da şunun gibi düşüneceksiniz. Ali veya Veli gelsin dendiği zaman sadece Ali gelsin, sadece Veli gelsin, ikisi de gelebilir anlamı çıkar. Ya da da ise ya Ali gelsin ya da Veli gelsin, sadece biri gelsin anlamı çıkar. Şöyle yapalım arkadaşlar. Tek sayı gelebilir, artı farklı renkte olabilir, eksi hem tek sayı hem farklı renk olabilir. Sonuçta Veya dediği için A artı B eksi A kesişim B'yi düşünmek zorundayız. Tek sayı gelme durumu nedir? Tek sayı geleceğine göre son basamağı 1, 3, 5. Bu üçünden bir tanesini en üst sıraya yerleştiririm. Sonra geri kalan 3 tane 1, 2, 3 yer kaldı ya. Oraya da arkadaşlar geri kalan 4 sayıyı 4 çarpı 3 çarpı 2 diye yerleştiririm. Temsil olarak en üste 3'ün geldiğini düşünün. Sonra artık bu 4 sayıyı bakın normal 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı diye yerleştiririz. Artı farklı renkte olursa burada da ne deriz 3 ve 1'den bir tanesini de alacağım 2'nin birlisi. Sonra arkadaşlar bir tanesini almadım diyelim 3'ü almadık. Artık bunlarla 4 sayıyla 4 faktöriyel tane durum oluştururuz. Eksi hem son basamak tek olsun hem de arkadaşlar farklı renk kullanalım. O zaman bunun içinde 1 3 5 elimizde olduğu için şunu söylerim. Birinci durum 1-5'i e, bir kullanabilirim. İkinci durum 3-5'i kullanabilirim. 1-5'i kullanırsam bunlardan herhangi bir tanesini en üste yazacağım. Sonra geri kalan 3 sayıyı 3 faktöriyel diye yerleştireceğim. Aynı şey burada da böyle. 3-5'i kullanırsam bunlardan herhangi bir tanesini en üst basamağa yerleştireceğim. Sonra geri kalan 3 sayıyı 3 faktöriyel diye yerleştiririm. Örnek elimizde 1 olsun, 2 olsun, 4 olsun, 5 olsun. 1 ve 5'ten birini böyle birler basamağı olarak düşünün. Buraya yerleştiririm. Geri kalan 3 sayıyı da arkadaşlar 3 faktöriyel diye dizerim. Eksi 24 oldu. Böylece istenen durum 96 geldi. Tüm durum nedir arkadaşlar? Bu dostlama 5, 4, 3, 2 diye birler, yüzler, onlar, binler basamağına yerleştirmek demektir. 96 bölü 120, 4 bölü 5 E şıkkı. Burada topu topu 9 sayı var tek tek saymak lazım arkadaşlar bakın şimdi 1 seçtiğimiz zaman 1'in 3 e, tane harfi var 1 ile 3'ü topladığımız zaman 4 evet tam bölünüyor. 2'yi seçtiğimiz zaman 2 arkadaşlar 3 e, harften oluşuyor 2 3 daha 5 olmayacak sonra 3'ü seçtiğimiz zaman 3 2 harften oluşuyor ve bununla arkadaşlar 3'ü topladığımız zaman yine olmayacak. 4'ü seçtiğimiz zaman zaten 4 artı 4'ten evet oluyor. 5'i seçtiğimiz zaman 3 harften oluşur. Bir de 3 ile 5'i topladığımız zaman 8 yapar. 8 arkadaşlar 5 pardon 6'yı seçtiğimiz zaman 6 4 harfle 6 artı 4'ten 10. 7'yi seçtiğimiz zaman 4 artı 7'den 11. 8'i seçtiğimiz zaman 8 5 harfle 5 8 daha 13 olmaz. 9'u seçtiğimiz zaman 9 4 daha 11. 13 yine arkadaşlar olmaz. Toplam 3 sayıda oldu. 3 bölü 9'dan 1 bölü 3 B şıkkı. 4 tane doğrusal olan nokta yok. Hatta 3 tane noktası olan doğru, e, doğrusal olan nokta da yok arkadaşlar. Hangi 4 noktayı alırsanız alın dörtgen çıkacaktır. 6'nın üçlüsü, 6'nın dörtlüsü pardon. 6'nın ikilisine de eşit. Bu yüzden cevap 15 olur. A şıkkı. Sadece ağaçları değil canlılara zarar vermemeliyiz mesajıyla başlayalım bence bu soruya. Şimdi burada arkadaşlar 6 tane 9 tane ağaç var. Birincisi birinci satırın tamamını kesersek diğer geri kalan 1, 2, 3, 4, 5, 6 taneden istediğim 4'ünü seçerim. Toplam 7 tane keseceğim ya. Artı ikinci durumda veya kısmını kullanacağız ya. Sütunun tamamını keselim. ikinci sütunun. O zaman geri kalan yine altının dörtlüsü deriz. Eksi hem arkadaşlar birinci sütundan kesmişizdir. Birinci satırdan. Hem de böyle ikinci sütundan kesmişizdir. Bunun olduğu durumlarda da bakın şu dört taneden iki tanesini kesmiş ol kesmemiz lazım. E haliyle bunu çıkaracağız. Neden? A artı B eksi A kesişim B gibi bölü tüm durumlar 9'un 7'lisi. Böylece 24 bölü 36 2 bölü 3 oldu arkadaşlar. Veya sorularında ortakları çıkarmak zorundasınız. A kesişim B'nin durumunu lütfen unutmayın. A artı B eksi A kesişim B. Burada arkadaşlar şöyle düşünmemiz lazım. Tek sayılar 1, 3, 5 soldan sağa doğru artan sırada gidecek. Ama 1-3-5 illa böyle yan yana olmak zorunda değil. Örnek bir görüntü göstereyim size. 2-4-6 böyle bir yere geldi ve 1-3-5 bakın soldan sağa arttı. Biz bunu tek tek böyle 1-3-5'lerin nereye geldiğini kontrol mü edeceğiz? Hayır yapmanız gereken şey şu. 1-3-5'i arkadaşlar aynı sayı gibi x-x-x diyelim tamam mı? Elimizde bir de 2-4-6 var xxx x, x sayısı ve x4, 2, 4, 6 sayılarının yerleşimi ne olur? Tekrarlı permütasyon gereği 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel olur doğru mu? Bu da 720 bölü 6'dan 120 yapar. Şimdi gerçekten bir örnek göstereyim size. 2, x, x, 4, 6, x. Bakın 1, 3, 5 gördünüz mü? zaten o x'lerin yerlerini belirleyince otomatik 1, 3, 5 oraya yerleşiyor. Bunların kendi aralarında yer değiştirme hakkı var mı yok. O yüzden aklınızda bulunsun ben böyle anlatıyorum ve böyle yapıyorum bunlarda arkadaşlar. Sıra hakkı bana tanımıyor otomatik sıralanıyor. İstenen durum 120 normalde tüm durum 6 faktöriyel yani 720 cevabımız 1 bölü 6 D şıkkı. Şimdi şöyle düşünelim 3 4 5 var arkadaşlar 3 4 5'in gidebileceği yerler posta kutusu sorusu gibi düşünün. 3'ün üç, gidebileceği 3 tane yer var bakın. Şu noktalı yerleri düşünün. Sadece B, sadece C ve B ve C'nin dışına gidebilir. Sonuç olarak o zaman 3 yere gider. Yine aynı şekilde arkadaşlar 4 de 3 yere gider. 5 de 3 yere gider. Bu normalde tüm durumlar. Eleman sayısının eşit olması için ne olması lazım? 3 4 5'ten bir tanesi B'ye gidecek, kalan bir tanesi C'ye gidecek sadece C'ye. Kalan bir tanesi de bunların dışına gidecek. İkinci durum burada arkadaşlar ikisine de hiç gitmesin. Şöyle şunu bir sileyim bakın. Buraya gitmesin. Direkt bu 3, 4, 5 buraya gitsin. Haliyle arkadaşlar oradan da artı bir durum gelmiş olacak. Böylece 7 bölü 27 cevabımız C şıkkı. Şimdi eksi 2 Şöyle diyelim 8 de burası diyelim arkadaşlar. Şimdi A birleşim B'ye bakacağız. Diğeri de 4'e 10. 4'e 10 içinde 4 burası da 10 olsun. Birleşim kümesi bakın. Eksi 2'den 10'a kadar 12 birimlik bir yer oldu. Kesişimleri neresi geldi arkadaşlar? İşte bakın şu 4 ile 8 arası olan 4 birimlik yer. O zaman cevabımız 1 bölü 3 E şıkkı.